Dizilerde yansıtılan fırtınalı tutkulu aşk aslında dışarıda kimse de olmayan ama istedikleri bir aşk, isteyip de yaşayamamaların sebebi nedir? Ve demir. E kardeşim, şimdi kıza aşık oluyor ama kızın arabası var, evi var, babası zengin. Yani yabancı dil biliyor, üniversite mezunu olmuş. Yani ona gelir getirecek birisi. Yani onu ilgilendiriyor. Mesela kız da aşık oluyor ama adamlar hep köşkte oturuyor, dikkat ederseniz filmlerde. Yani araba kapıda oluyor, yazlıklar, kışlıklar, bilmem ne, evde hizmetçiler. Adam öyle gidip gariban, mazlum birisine, Müslüman dindar birisine ben aşık oldum demiyor. E demek ki olayın çapı bambaşka. Allah rızası için sevme öğretilmesi lazım. Allah rızası için sevme öğretilmezse zaten adam alsa bile diyor ki ya ben hata yaptım diyor. Zengin adamım, imkanım var. Ben bu kızı aldım ama ben bundan daha güzellerini de gördüm diyor. Ben ömür boyu niye bundan durayım ki diyor. Daha güzeli var, ondan olurum diyor. Daha güzele gidiyor. Diyor ki ya diyor bunun daha da zengini vardır. Daha imkanı olanı vardır. Ben ona gideyim diyor. Bir türlü yerleşik bir sevgi oluşmuyor. E Allah rızasını hedeflemezsen o ölçüler sürekli seni boğacaktır. Çünkü sürekli tereddüt edeceksin, karar veremeyeceksin, sürekli pişman olacaksın. Evleniyor, pişman oluyor. Evleniyor, pişman oluyor. Daha evlenir evlenmez pişman oluyor. Eve geldiğinde pişman oluyor. Daha iyi imkan bulurum diyor. Ama İslam'da pişmanlık yok. Sen Allah rızası için seviyorsun. Adam daha iyi oluyor, daha iyi oluyor. Sürekli Kur'an ahlakıyla onu geliştirmen mümkün oluyor. Mesela en ufak bir hastalığa yakalanıyor kadın. Mesela göğüs kanseri oluyor. Oo, bitti. Ne aşkı kalıyor ne sevgisi kalıyor. Yol yakınken söne dönelim diyor. İflas ediyor adam. O demedik laf bırakmıyor. Yani bir erkeğin parasız hale gelmesi kadını çok saldırganlaşıyor. Yani bu mevzul miktarda bir sayı. Küçük bir sayı değil. Yani hiç küfretmeyen kadın küfretmeye başlıyor. Saldırganlaşmaya başlıyor. Saygısız oluyor. İtidalini kaybediyor. Ama zengin olduğundaki saygı tarif edilir gibi değil. Yani zenginliğinin orantılı olarak müthiş bir saygı oluşuyor. Para gittikçe de saygı kayboluyor. Bu çok korkunç bir şey. Ama imanda böyle bir şey yok. İmanı için seviyor. Allah rızası için seviyor. Allah'ın tecellisi oluyor, olarak seviyor. Allah'ın tecellisi olarak sevdiğinde iman gittikçe artar. Sevgi de gittikçe artıyor ona bağlantılı olarak.